Altındağ İlçe Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, Altındağ Altın Projeler tanıtım toplantısında projelerini anlattı. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri ve ilçe başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tanıtım toplantısında ilk konuşmayı AK Parti Ankara Milletvekili ve Meclis İdari Amiri Orhan Yeğin yaptı. Yeğin yaptığı konuşmada şunları söyledi. AK Parti milletin kurduğu, milletin büyüttüğü, milletin yücelttiği bir harekettir. Bu hem yerel seçimlere hem yerel hizmetlere dönük, hem ülkesinin sınırların içerisine dönük bütün faaliyetlerinde, hem de sınırlarını aşan coğrafyalara İlişkin kurduğu cümleler, ortaya koyduğu siyaset, yaptığı hizmetlerin hepsinin temelinde ve arkasında milletinin heyecanı, milleti adına üstlendiği sorumluluk ve milletinden aldığı güç vardır. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne illerimizde, ilçelerimizde, memleketimizde her konuda çok büyük hizmetler ortaya koyduk. Altındağımızda AK Parti ile beraber görevi devralan Başkanımız Veysel Bey, İlçenin hakikaten imajının değişmesi noktasında, ilçeyi ileriye taşıma noktasında çok büyük hizmetler, çok büyük eserler ortaya koyuyor. Daha sonra konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin kürsüye geldi. Şahin yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugüne kadarki destekleriniz, dualarınız için şahsım adına, partimiz adına ve genel başkanımız adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şimdi yeni bir imtihanın arifesindeyiz. Her seçim yeni bir imtihan, yeni bir fırsat. İnşallah bu seçimlerden de önümüzdeki 5 haftalık süreci en iyi şekilde değerlendirerek, Altındağ'ın bütün hanelerine ulaşarak adayımızın, genel başkanımızın, partimizin mesajlarını Altındağ'da ikamet eden bütün kardeşlerimizin yüreklerine ulaştırarak bugün Asım Balcı Başkanımızın sizlerle paylaşacağı projelerin her birini Altındağlıların kalbine nakşederek öyle inanıyorum ki 31 Mart gecesinde yeni bir zafere hep birlikte imza atacağız. Şahin'den sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıkan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da şunları söyledi. Kadim Ankara'nın merkezi burası Altındağ. Ve projelerin içinde de kadim Ankara'ya dair çok şeyi gördük. Tabii bunların hepsi nasıl olacak? Tek başına Asım Bey'le olmaz. Güçlü olacak. Hem Büyükşehir'de hem hükümetimizle inşallah büyük bir destek ve gayretle inşallah Altındağ'da 5 yılı inşallah çok verimli bir şekilde geçireceğimize inanıyoruz. Tabi Altındağ'ı Ankara ilçeler arasında birinci yapmamız gerekiyor. Ve Ankara'yı da tüm Türkiye'deki iller arasında Haseki Başkanımızla tüm Türkiye'de Ankara'yı birinci yapmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? İşte buradaki projeleri vatandaşlarımıza anlatacağız. Derdimizi anlatacağız. Cumhur İttifakı'nı anlatacağız. Karşımızdaki Şer İttifakı'nı ve ülkemize oynanan tuzakları anlatacağız. Özcan'ın konuşmalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım kürsüdeki yerini aldı. Yıldırım yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bu seçim sadece belediye seçimi değil. Bir kısım insan, bir kısım cephen, bir kısım ittifak diyor ki bu sadece basit bir belediye seçimi. Biz de diyoruz ki beka seçimi. Sayın Genel Başkanımıza da sordular, beka mı belediye mi? Bin kere de beka, bin kere de beka, bin kere de beka. Şimdi beka olmadıktan sonra Allah göstermesin 15 Temmuz gecesi Haçlılar bizim elimizden bu devleti, bu ülkeyi, bu vatanı aldıktan sonra bütün belediyeyi Milliyetçi Hareket Partisi'ne verseniz ne olur? Allah göstermesin. Suriye gibi olduktan sonra bütün belediyeler AK Parti'nin olsa ne olur, olmasa ne olur. Dolayısıyla bizim için de hali.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu. Emin olun, bakın Şırnak'ın iç sahne gitmiş bir kardeşinizin, Mardin'in, Diyarbakır'ın, Nusaybin'in en köşe mücra yapacak ne varsa her bir tarafa gidip oraları bilen bir kardeşinizin, burada 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin nüfuslu yerlerde bile mutlaka bir kitapçık bastırıyorlar ve millete dönüp diyor ki bizim adaylarımız, bizim projelerimiz şunlar. İşte Asım Bey'in yaptığı gibi. Ankara'dayız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının daha hala projesi yok. İlle projeni söylediğince de su parasını ucuzlatmak dedi. E ucuzlattık zaten. Geçenlerde %30 indirdik. Niye? Gerede'den gelen suyun artık birkaç gün sonra musluklarımıza basılacağı dönem geldi. 3-4 gün sonra inşallah hepiniz musluklarında menba su içebilirsiniz. Video gösterimlerinin ardından alkışlar eşliğinde projelerini anlatmak üzere sahneye gelen Balcı, Altındağ'ın Altın Çağı adı altında 7 başlıkla topladı. Balcı, Altındağ'ın Yeşil Çağı, Altındağ'ın Eğitim Çağı, Altındağ'ın Kültür Çağı, Altındağ'ın Sosyal Çağı, Altındağ'ın Aile Çağı, Altındağ'ın Gençlik ve Spor Çağı ile Altındağ'ın Dijital Çağı başlıklı projeleriyle Altındağ'da daha çok yeşil ve daha çok sosyal, spor aktiviteli dijital bir dönem yaşanacağının sözünü verdi. Balcı açıklamalarına şöyle devam etti. Adaylığımızın Altındağ Belediye Başkanlığı ile ilgili ilan etti. O gün bugündür yaklaşık 50 gündür Altındağ'da, sokaklarda, caddelerde, pazar yerinde, esnaf kardeşlerimizle, camilerde, kahvehanelerde beraberiz. Çok büyük bir teveccüh var. Çok teşekkür ediyorum bütün Altındağlı hemşehrilerime. Hepinizden Allah razı olsun. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu biz farkındayız, bilincindeyiz. Milletimiz gerçekten çok geniş gönüllü, gani gönüllü. Hakikaten Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Teşkilatımız da çok güçlü altında, elhamdülillah. Ve görüyoruz ki bugün de bu coşkuyu salonlara yansıtıyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhur İttifakı olarak bu seçimde hep beraber el ele, gönül gönüle MHP'li kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz, var gücümüzde. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah 31 Mart'a kadar canla başla, el ele, gönül gönüle bu şekilde tempomuzu artırarak hep beraber çalışmaya söz veriyor muyuz arkadaşlar? Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik 1 Ocak'ta. Dedi ki, Altındağ'da bugüne kadar alınmış en yüksek oyu alacak mısın, söz veriyor musun dedi. Ben de ne demek Sayın Cumhurbaşkanım? Size söz veriyorum. Partim, teşkilatım, Cumhur İttifakı ve bütün Altındağlılar adına size söz veriyorum dedi. Arkamızda mısınız arkadaşlar? Tanıtım toplantısı, çekilen hatıra fotoğrafı sonrası sona erdi. Toplantı sonrası Kanal 5 Ankara temsilcisi Aydın Tufan'ın yapmış olduğu röportajlarda katılımcılar şunları söyledi. Elhamdülillah, çok şükür. Yani insanlara dokundukça, selam verdikçe onların da teveccühü daha çok oluyor. Bir araya geldikçe, meramımızı anlattıkça, konuştukça insanlardaki ilgi daha da çoğalıyor. Bundan son derece mutluyuz. Devam. Sonuna kadar devam. Seçimden sonra da devam zaten. Niye sinirlenelim canım? Sinirlenecek bir şey yok. Sadece kötülere sinirleniyoruz. Elhamdülillah. İçimizde belki şöyle bir rahatlık var. Ben 25 yıldır belediye hizmetleriyle beraberim. Yani hem başkanlık hem arkasından bakanlık dönemim, genel başkan yardımcılığı dönemim tamamıyla belediye hizmetleriyle ilgili. Belediye nedir? Bir şehirde nelerden başlamak lazım? Öncelikler nedir? Bütçe nasıl idare edilir? Bunları senelerce dersini anlatmış birisiyim. Öyle olunca adeta imtihana giderken dersine çalışan öğrencinin rahatlığı var bende. Evet. O yüzden rahatım. Eğer işi bilmezseniz proje yazamazsınız. İşi bilmezseniz heyecanlanırsınız. İşi bilmezseniz dam kapı der gezersiniz ortalıklarda. Bu da Ankara için zulüm olur. Kolay gelsin. Sağ olun.
Bugün proje tanıtım toplantımızı yapıyoruz. Altın Dağımıza yapacak olduğumuz projeleri. Çok güzel bir coşku var. Hakikaten halkımızın da büyük bir teveccühü var. İnşallah bugün açıkladığımız projelerle önümüzdeki 5 yılda Altın Dağ yapacak olduğumuz işlerinde bir sözünü vermiş oluyoruz inşallah. Bugün detaylarını hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza paylaşacağız. Ondan sonra 31 Mart'tan sonra da inşallah Rabbim nasip ederse teker teker bunları hayata geçirmeye başlayacağız. Daha çok hangi tebaalar duruyor sen? Projelerde nelere ağırlık verdin? Çok çeşitli başlıklarda projelerimiz var. Ankara'da, Altındağ'da, daha yeşil bir Altındağ, sosyal projeler, eğitim, kültürle ilgili projeler, sporla ilgili olanlar, kadınlarımızla ilgili olanlar, her başlıkta projelerimiz var. Atladığımız hiçbir başlık yok açıkçası. Bayrak yarışı devam edecek değil mi? Hizmet kaldığı yer. İnşallah. Taş üstüne taş koymaya geliyoruz. Devraldığımız bayrağı en yükseğe taşıyacağız inşallah. Yarım hizmetlerde devam edecek. Aynen öyle. Devam eden projeler, iyi olanlar devam ettirecek, eksikleri tamamlayarak yolumuzu sürdüreceğiz inşallah. Bugün buradayız hep beraber. Çok güzel, coşkulu bir salonda bir aradayız. Halkımızın, milletimizin teveccühü başkan adayımıza çok güçlü bir şekilde hissettiğimiz bir ortam. Başkanımız birazdan Altındağ ilişkin projelerini açıklayacak. İçerisinde sosyal projelerden aile merkezlerine kadar, çok amaçlı toplumsal merkezlerden gençlik projelerine kadar, Altındağ'ın tarihini ortaya çıkartacak çok önemli restorasyon ve benzeri projelerden tutun da yeşil alana, millet bahçelerine kadar çok güçlü projelerle iyi hazırlanmış. Hem sosyal meselelere, hem şehircilik meselelerine, hem tarihe, hem gençliğe, kadına, aileye, meslek edindirmeye odaklanmış güçlü projeler var. Bugün inşallah birazdan hep beraber bunları başkanımızdan dinleyeceğiz. Tamamıyla insana odaklı, çevreye odaklı, gençlere, kadınlara odaklı, yani gönül belediyeciliği sloganına uyumlu bir projeler bütünüydü. Tamamını da yakından bizatihi kendisi anlattı ve gerçekleşeceği yerlerde nokta nokta kontrol etmiş, nokta nokta da onların yerlerini belirlemiş. Bu projeler Allah izin verirse gerçekleştiği zaman Altındağ, Ankara'nın en yeşil, en çok gezilen, en çok ilgi çeken ve bu bölgelerdeki de konutlara sahip olan hemşerilerimize inşallah konutlarında en kıymetli hale gelen bir bölge haline dönüşecek diye gördüm. Ben özellikle projelerle ilgili olarak yeşile dayalı projelerin büyük alanlar kapsadığını ve hepsinin de uygulamaya dönük güzel projeler olduğunu mülahaza ettim. Ayrıca ekonomik anlamda siteler ve çıkrıkçılar yokuşu esnafına yönelik olarak gelir getirici projelerin de olması bir belediyecilik alanı itibariyle gerçekten takdire şayan projeler. Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin. İnşallah bu projeyi önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde gerçekleştirmeyi nasip etsin. Ben Altındağlıların bu projeye ilgi göstereceğine, önem vereceğine ve Altındağ'daki hizmet çıtasının Asım Balcı Başkan'la çok daha yükseklere, çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Mehmet Özseseki Başkanımızın da bu projelerin hazırlanmasında vermiş olduğu destek ve bu projelerin de uygulanmasına yönelik olarak da vermiş olduğu uygulama desteği bence projelerin gerçekçi olduğunu, ayaklarının yere basar olduğunu gösteriyor. İnşallah Ankara'mız önümüzdeki süreçte daha güçlü olacaktır diye düşünüyorum. 3-5 dönem belediye başkanlığı yapmış bir tecrübeye sahip gibi görünür şekilde ve heyecanlı olarak da yeni başlamak üzere bizim için bir şans olduğunu düşünüyorum. Allah hayırlara vesile olur inşallah. Başarılar diliyorum kendisine. Çok güzel projeler. Altındağ Ankara'nın gözdesi olacak. Kesinlikle Altındağ kazanacak. İnşallah çok güzel olacağını düşünüyorum Altındağ'ına. Her şeyden önce biz Asım Başkan'ın arkasında, yanında, her türlü gece gündüz emrindeyiz. Saygılar sunuyorum efendim.